31 Ekim, herkese tekrar merhabalar gün ortasında. Evet, Ekim vade artık Aralık vade olarak bakmaya başladık. 96.800 en yüksek, daha doğrusu 97.375 en düşük 96.750. Hemen tabloya dönüp bakalım. 97.375 yani bizim mavi seviyemizin üzerine çıktı ama orada bir saat kalmadığını, zaten sık sık mavi seviye üzerinde kalmadığı müddetçe aşağı gelmesi demek, satıcılı bölgeye geçmesi anlamında işaret olarak algılıyorduk. 96.750 en düşük görülen seviye. Yani satıcılı bölgeye hemen hemen yaklaşmış şu an, 96.825 bölgesinde. Ortalamaların altında, işaret etmiş olduğumuz gibi satıcılı süreç devam ediyor. Yarın veya salı veya çarşamba günü daha sert satışlara maruz kalan bir hareket görebiliriz. Seanslıklara döndüğümüzde tabii hemen isterseniz bugüne geçelim, sonuç itibariyle şu anı yorumluyoruz. Saatliklerde görüldüğü üzere zayıf seyir devam ediyor. Çok kritik bir 96.600-700 bölgesi, destek bölgesi var. Tabloda da bu seviye satıcılı bölgeye denk geliyor. Buranın kırılması demek, günün ilerleyen saatlerinde bu satış markasının artması demek ki böyle bir istek oluşmaya başladığını söyleyebiliriz. Biraz daha tabloya diğer taraftan baktığımızda bu hareketin devamı önümüzdeki saatlerde, en azından saatlik tarafta baktığımızda zayıflama eğilimi devam ediyor. Yukarıda 97.050, 97.025, evet 97.050 direnç konumunda. 96.450'ye bir geri çekilme söz konusu olabilir 97.50'nin üzerine çıkmadığı müddetçe. Bunun anlamı da ortalamaların altında gün ilerleyen saatlerinde ilk etapta 96.450'nin kırılmasına 96.50'ye kadar bir hareket getirebilir ki bu günlüklerde aynı zamanda önemli bir satış baskısı anlamında önümüzdeki günlere yönelik ortalamaların altında kaldığı için hareketin üst banttan alt banda doğru, yani son eğer Nisan ayını dikkate alacak olursak Nisan ayından buraya onu oluşan bandın tekrar alt bölgelerine doğru geri çekilme hızlanmış olacak. Bu anlamda zaten haftalıklarda da bahsetmiş olduğumuz dirençler çalıştı. Bu defa bütün önemli ortalamaların altında bir kapanış hareketi 97 seviyesi altına gelmesi halinde söz konusu olacak. Bu da gerçekten son belki de yılların önemli hareketli ortalaması, aylık ortalamasının kırılması anlamına gelecek ki artık bu haftadan itibaren biz sık sık aşağı yönlü daha çok 3 ileri belki bir geri şeklinde satışlar görebiliriz. Hatta ciddi satışların olabileceğini söyleyebiliriz bu anlamda. Bugüne dair yorumumuz şimdilik bu kadar. Herkese bol kazançlar.